Gene mi başladın büyücülüğe? Bu ne? Bu evde ne oluyorsa benden bilin bakalım. Senin düşmanların sayıyla sayılmaz Seymen Ağa. Yedi memlekette düşmanların bekleşir. Sen her bir haltı bir benden bil bakalım. Benden de karımdan da uzak duracaksın Dicle. Bak seni son kez uyarıyorum. Seni yok ederim, anlıyor musun? Yok ederim. Yine onu bu gece sakinleştirdim. Sakinleştirici ilaçlarını düzenli alıyor muydu? Almaz mı doktor? Alıyordu. Ben yarın sabah tekrar uğrar bakarım. Gene de bir şey olursa gece beni arayın. Aa, bu da kim? Yatağımda bir prenses mi var? Aa, biz seninle uyuyamı kalmışız Deliş. Dayı açıkta kalmış desene. Nerede mi yattı acaba? Yok. Yatağın altında mı acaba? Bu kıyafet kahvaltı için pek uygun değil ama. Hadi gel seni giydirelim. Nasıl? Uyuyor, doktor şimdi baktı. Gene iğne vurdu, buhran mı bir şey geçiriyormuş. Bir şey yokmuş. Daha nesi olsun Fatma Hanım? Zeliha'ya giyecek bir şeyler arıyordum. Gir seni duymaz. Büyük dolabın sağında her bir şey var. Sen bekle Zeliş, tamam mı? Günaydın. Günaydın. Geçin oturun bakalım. Geçin oturun çocuklar. Bu doktor Asım Bey, bu da gelinimiz Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle ben okula yetişeceğim. Nasılsınız Elişciğim? Hadi bay bay, öğleden sonra görüşürüz. Dilara nasıl oldu? Nispeten daha iyi. İğnelerle bir müddet daha uyuyacak, sonra tekrar bakacağız. Bahar yengenle mi uyudun kuzucuğum sen? Ha? Beraber uyuduk değil mi prenses hazretleri? Anne başını salladı, gördünüz mü? Bu çok büyük bir gelişme. Uzun süredir ilk kez bilinçli bir tepki verdiğini görüyorum. Bu senin mucizen Bahar yavrum. Hadi kendin ye bakalım Zeliş'cim. Artık sen abla oldun değil mi? Canım benim. Şeker maşası nerede? Hiçbir şey yerinde durmaz bu evde.
Kıracağım be. Hadi. Söyle Memo. Evet. Yok artık. İyice gördün mü oğlum? Adamları benzetmiş olmayasın. Hamzaoğlu'nun hançeri getiren tipler mi? Allah Allah. Delirdin mi bu herif peki? Eceline mi suladı da oturup heriflerle rakı içsin? İyi bak iyi. Ya tabak gibi gördüm diyorum Bekir abi. Rahat konuşamıyorum şimdi. Bana müsaade. Geç oldu. Ya dur Haydar, daha ne içtik ki? Yedik içtik. Sağ olun. Ben gideyim. Madem öyle sen bizden haber bekle. Ağam seni mutlaka görmek istiyor. Bugün yarın ilk fırsatta seni buluruz biz. Sakın öyle ulu orta bitmeyin bizim kasabada. Benim amcaoğlunu bulun, o şey yatsın. Ya bu da bizi kuş sandı ya. Hadi hadi, eyvallah. Bu tamam gibi. Gibisi fazla. Bekir Bey, dolaşıp durmayın. Toplantı bitince ben size haber veririm. Yani eski köye yeni yeni modalar çıkarttınız ha. Önemli bir dava olmasa şey etmeyiz herhalde. İki dakika çağır, çıksın baksın bir, gene gitsin. Bir saattir ne konuşulacaksa konuşulmuştur zaten. Amma maymıntı tipler be. İki tane makine montajı için iki gündür vır 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 toplantı. Ama... Ben bile yapardım şimdiye be. Amerikalı mühendisler toplantıya başlarken sizin ikide bir içeri girmemenizi özellikle rica ettiler. Bak sen. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hay Bekir. Sana hay esas. Ayıp be ayıp. Ne o hay huy? İçeri girmek Bekir. Sizin suyunuz ısındı. Bedava lüks otel, bol arpa, fabrika, montaj, no. Finito, finito. Siz var ya siz. Go, go, go Amerika. Görürsünüz siz. Hepinizi attıracağım buradan. Gene niye bulaşıyorsun mühendislere Bekir? Rahat bırak şunları ya. Ya bunlar da kafayı taktı bana ha. Seninle mühim bir şey konuşacağım. Vaktim yok Bekir. Yolda konuşuruz. Daha çocukları alıp yemeğe gireceğiz. Sen önce az içeri gel de. Memo iyice görmüş mü? Vallahi görmüş. Belki tesadüftür. Orada rastlamıştır. Bedava içkiyi bulunca çöküp içmiştir. Ya bilmez gibi konuşuyorsun Kirbe. Senin dedenin zamanından beri... Karadağlarla Hamzaoğullarının bırak adamları, keçileri bile aynı otlaktan ot yemez. Koku alıp yol değiştirirler. Nerede kaldı oturup beraber içki içecekler. Şimdi senin dedenin babası var ya... Tamam Kirve, yine başlama ya. Doğduğumdan beri bu saçma sapan düşmanlığın hikayesini dinlemekten de bu düşmanlıktan da bıktım. Bunlar durup dururken çengel atmadılar ya Haydar'a. Otur bir konuş şununla bakalım. Şu işin kokusu çıkmadan pek ortada dolaşma istersen ağam. Hani çoluğu çocuğu alıp çıkacağım dedin de. Bekir, bu korkuyla yaşanmaz. Biz efendilik ettikçe azıtıyorlar. Bak, burnumuzun dibine girmeye başladılar gene. Gerekirse ağzını burnunu dağıt Haydar. Dertleri neymiş anla. Ne konuştuklarını öğren. Sıkı takibi al. Salak mı sanıyor bunlar bizi be? Keşke babam sağ olsaydı. Ben evdekiler için endişe ediyorum. Zaten yaptılar yapacaklarını. Dilara'nın haline bak. Zeliha'nın 2 yıldır dili tutuldu. Öyle. Beni yine can alıcı yerimden vururlar diye uykularım kaçıyor. Bahar. Annem. Zeynep her gün okula gidiyor. Genç kız.
Nasıl eve kapatacaksın? Seyhan desen İstanbul'da. Avucumun içinde tutamıyorum. Ya Allah korusun ha. Biz tedbiri elden bırakmayalım da. Sen korumaları arttır. Evden kimse tek başına adamsız bir yere çıkmasın. Gece evin etrafında kuş uçurtmayın. Sen de dikkat et. Unutma. Sen de topun ağzındasın. Acı patlıcanı gırağı çalmaz ağam. Sen merak etme. Sen gene de bu akşam çıkarmasan evdekileri. Hazırlıksız yakalanmasaydık. Önce bir davayı anlasak. Ölümlerden ölüm beğen diyorsun yani. He? Bu haber hiç hoşlarına gitmeyecek. Giyinmiş kuşanmış bekliyorlardır. Kadın kısmının kiyini tez geçer. Kulak asma ağam. Bu işi tek bir şey temizler. Saadet Hanım. Buyur. Bana İstanbul'dan Can Bey'i arar mısınız? Bahar Hanım'ın eniştesi. Geldi işte. Hadi kızlar. Alın bunları. Buyurun. Şurayı aç. Ortayı bana bırak. Ortayı bana bırak. Mehmet Ali. Al bunları abla. Evet. Buyurun hadi. Etli güveciniz hazır. Hadi soğutmayın. Heh, yetiştik mi? Nerede kaldınız oğlum? İki tabak geldi. Daha getir Asya. İngiliz misafirimiz var anne. Mis gibi kokuyor ha. Hello. Bahar, Zeynep. Hi. Al şunu bakayım. Hi. Do you want to see home? Oh, okay, yes, okay. This way. Seymen, nereden çıktı bu kız? Yemekte durmadan laf karıştırdınız. Ya misafir işte. Bizim otelde kalıyorlarmış. Seyhan arkadaş olmuş. Dışarıda yiyeceklerdi, ben davet ettim. Ne oldu? Bu akşam evcek dışarıda yiyecektiniz. Testileri görünce dayanamadım. Alıp geldim işte. İyi akşamlar. Ben biraz yukarıda çalışacağım. Kahve içmeyecek misin? Hayır. Hay Allah. Sana söylemeyi unuttum. Öbür gün ablan da enişten geliyor. Ablamla enişten mi geliyor? Nasıl yani? Bugün aradım. Ne zamandır aklımdaydı. Düğünde telaş eden doğru dürüst ilgilenemedik. Sen de New York'tan dönünce koşturmaktan yüzlerini göremedin. Hafta sonu Kayseri'de iş adamlarının bir toplantısı var. Can da gazeteden bunu mutlaka izlemeye gelir diye aklımdan geçiyordu. Gerçi başka bir arkadaşı izleyecekmiş ama ben ısrar edince ablanı da alıp gelmeye karar verdi. Biz toplantıdayken siz de ablanla hasret giderirsiniz. Harika, çok sevindim. Ne kadar iyi düşünmüşsün. Hay Allah. Dilara toparlansa bari bu iki gün içinde. Toparlanır, toparlanır. Yeter artık. Söyle o doktora iğne yapıp durmasın. Kalksın, sorunlarıyla yüzleşsin. Ona iyi bir psikiyatrist bulacağım. Böyle yaşanmaz. Harika. Ben bir ablamı arayayım. Hay Allah, ne sürpriz oldu ya. Ablamlar geliyormuş. Aa, harika, ne zaman? Öbür gün. Ben de pazartesi dönerim artık. Oğlum, okul ne olacak? Ne biçim üniversite talebesi bu Seymen? Vallahi ben şu anda bir şey demiyorum. Diploma bu yaz geldi geldi. Gelmedi bakacağız. Our sister is very sick. Yes, I'm sorry, I'm sorry. Oh, kahveler de geldi. Diplomayla beraber başka şeyler de gelmesin de. Bak oğlum, bunların hepsi koca bulmaya gelirler buraya. Ayağını denk al ha. What she say? Tercüme et bakalım.
She likes you very much. She thinks you are very beautiful. Oh, thank you. You are the most beautiful woman I have ever seen. Bak öldüreceğim hepinizi şimdi. Ne dediniz siz buna? Kiss her hand. Kiss her hand. Nancy, kiss her hand. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Thank you. Ne oluyor kız? Gel içeri. Amma sırlaştı ha. Siz devam edin. Ben keyfinizi kaçırmayayım. Abla. Gelsene abla. Bizimle biraz otursana. Hem en sevdiğin tatlı var. Bil bakalım ne? Ne? Bil bil. Sütlaç mı? Ben şimdi sana yaparım çocuğu. Valiz otele, paketler buraya. Abla! Ablacığım! Ne oluyorsun kızım? New York'tan geldiğinde bile böyle tezahürat görmedik. Ya seni çok özlemiştim. Ay canım benim, canım, canım. Dur bir bakayım sana. Sen şişmanladın mı bakayım? Bahar, yoksa? 7 aylık. Ay canım. Aman efendim, buyurun, buyurun. Buyurduk, buyurduk. Gene size ne zahmetler çıkarttık. Bu seyahat hiç hesapta yoktu. Ama sizin oğlunuz hiç hayırdan anlamıyor. Apar topar yollara düşürdü bizi. Ama ne kadar iyi oldu. Seymen Can'a Kayseri'deki toplantıya illa gazeteden sen de gel diye tutturmuş. Bütün iş adamları geliyormuş. Seninki torpilli haber istiyor tabii. Bizi de alet etti. Eder valla. Seni böyle yalnız mı yolladılar? Bu kadar adam olunca yalnız mı olunmuş oluyor? Çok ısrar etti eşiniz beni kapıya kadar getirmek için ama ben kendilerine engel oldum. Nasılsınız? Çok iyiyim siz. Beyler toplantıdayken siz iki kardeş bol bol hasret giderirsiniz. Israr ettiniz diye gene geçen seferki otelde odanız ayarlandı. Biraz da evin tadı yok. Sizin de canınızı sıkmayalım diye kabul ettim. Ama akşama bekliyorum. Yarın da sizi bizim çarşılara götüreceğim. Bahar'la ne zamandır gitmek istiyorduk. Ay patladım, ne kadar nefis şeyler bunlar ya. Yani şekerim, beyim diye söylemiyorum. Her şeyin en iyisini ister bizim bey. Aldığı kızdan da belli. Doğru. Otelde kimse yok galiba. Baksana restoran bomboş. Kimse olsaydı ablacığım biz seninle burada olmazdık, konakta olurduk. Neden? Bir yere gidilecekse önce orası bir güzel boşaltılıyor. Dün gece dansa gittik mesela, bomboştu. Ben böyle rahat rahat dans ettim. Ama bir yere gidildiği de pek yok ya. Her dakika tuhaf bir şey çıkıyor, tuhaf şeyler var. Bağır saçma sapan konuşma. Adam gibi anlatsana, nasıl tuhaf şeyler? Bilmiyorum vallahi. Her an etrafta fısıl fısıl bir şeyler dönüyor. Bazı düşmanları var. Evde aklını oynatmış bir kadın var. Kocasını ailesinin öldürdüğünü falan düşünüyor. Bazı günler dışarı bile çıkılamıyor.
Bazen de kapıda insanlar etten duvar oluyor. Karşı damlarda adamlar böyle salkım salkım duruyor. Amerikalı bir iş adamıyla evlenmedin sen de. Bunları başından biliyordun. Sen her şeyi abartırsın zaten. Adam zengin. Bin bir türlü işi var. Evini, ailesini koruyacak tabii. Ne var bunda? Boğuluyorum abla. Ben günde en azından 5 kere sokağa çıkarım, biliyorsun. Ay, burnumu uzatsam olay oluyor. Evin içinde bile peşimde bir ordu dolaşıyor. Nerede kaldı sokağa çıkmak? Aman çıksan da nereye çıkacaksın? Görülecek yerleri görmüşsündür nasıl olsa. Keşke benim de hizmetimi görmek için peşimde bir ordu dolaşsa. Abla, normal olsana biraz. Tamam, bana yaşamımı güzel göstermeye çalışıyorsun biliyorum ama tuhafsın yani. Bizimle İstanbul'a dönmek ister misin? İyice düşün. Oda, eşyaların öylece duruyor. Ya Sümbül Hanım, bu saatte bu kadar şeyi yersek... Vermeyin kızlar. Çok mersi. Aa, çerezden ne olacak canım, koy kızım. Heh, kaçak kız kardeşler de geldi. Aa! Merhabalar. Merhaba. Neredesiniz kızım ya? Biz ta nerelerden geldik? Siz iki adımlık otelden gelemediniz. Kaçta konuştuk biz? Bizi bilmiyor musun, çenemiz düştü yine. Canım, bu ne güzellik böyle. Evlilik yaramış ha. Gözün aydın güzelim. Sağ ol. Aa, Yaman. Selam. Aa, sen nereden çıktın? Ben ülkemizde alternatif yatırım imkanları araştıran genç bir iş adamı olarak masum masum toplantıya geldim. Bir de baktım, seninki karşımda beni kaptıkları gibi buraya getirdiler. Vallahi ben de nasıl geldim bilmiyorum. Seymen Bey medyayı satın aldı diyebiliriz kısaca. Ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nasılsın? Çok iyiyim, çok. Buralar aklımı kaybettirdi bana. Ama esas seni sormalı. İstanbul çalkalandı düğün haberinizle. Günlerce dedikodunu yaptık. Ama kocanı tanıyınca neden apar topar evlenmeye karar verdiğinizi anladım. Bu adamı kaçırmamak için neler yaptın kim bilir? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bütün suç onun. Ay, sen iş adamı mı oldun bakalım? Ne var, beğenemedi mi? Babası nasıl kızardı Yaman'a, hatırlıyor musun enişte? Şimdi bunlar üniversitedeyken eniştemle ablam flört durumundalar yani. Böyle pis bir bekar evleri var. Ablam da sürekli orada tabii. Tabii annemler uyanmasın diye evden kuyruk olarak ben de ekleniyorum. Bunların sınav zamanı, biz sürekli yemekle temizlikte. Eniştem sınavların hepsini veriyor. Yaman asla hiçbir zaman takıntısız geçemiyor. Babam bir gün bizi bastı. Can okulda yaşam. Yok ya. Gidelmeye çıkmıştık. Biz de ablamla yayılmışız böyle. Avaz avaz müzik çalıyor. Elimizde sigaralar. Müzat amca anahtarla bir girdi. Bizi görünce kuklamaya başladı. Of of, hatırlatma, ne korkunç bir günde. Bizi anında kovdu tabii. Yaman'ın babası çok sert. Her şeyi kendi elleriyle yapmış büyük bir iş adamı. Başladı söylenmeye. Bu çocuk sizin yüzünüzden çakıyor okulda diye. Bağır bağırmaya başladı. Siz bizi ne sanıyorsunuz? Demek küçükken de böyleymiş. Oo, o zamanlar hele hiç susmazdı. Neyse, ben yetiştim de Mithat amcayı Bahar'ın elinden kurtardım. Yaman'ın da namusu kurtuldu. Ben Ankara'daydım. Toplantıya gelip gelmeyeceğim belli değildi. Fakat bu bölgeye gelip inceleme yapmak hep aklımın bir köşesinde vardı. Hadi işte fırsat dedim. Seymen Bey'i de hep duyuyorum. Buralarda iş yapmak isteniyorsa önce eşinizin huzuruna çıkılıyormuş Bahar Hanım. Biraz öyledir diyorlar. Ya estağfurullah. Uydurmuşlar, yok öyle bir şey. Öyle öyle. Buralarda hangi sektöre baksak altından Karadağ çıkıyor. Biz sadece yerel özelliklerin bekçisiyiz. Burada çok büyük bir turizm potansiyeli var. Burayı bozmadan kalkındırmak çok incelikli bir iş. Dışarıdan gelenlerin anlayamadığı da bu zaten. Böyle bir durumda bizi karşılarında buluyorlar tabii. İşte tam senin kafana göre bir iş adamı. Yalnız bence bunları yarın konuşalım. Hanımları sıkmayalım. Benim yarın biraz değişik planlarım var. Toplantıyı öğleden sonra gelebileceğim. Gene ne acayiplik peşindesin Yaman. Sabah balona bineceğim. Bir de motor kiraladım. Çevreyi falan gezmek istiyorum. Balona mı bineceksin? Evet, siz binmişsinizdir mutlaka.
Nasıl? Müthişmiş değil mi? Yo, binmedik. Hadi bakalım yemeğe. Anne, izninle biz kalkıyoruz. Burada yiyelim dedim ama dinlemiyorlar işte. Daha iyi. Dilara'yı rahatsız etmeyelim. Erkekler içince çok gürültü yaparlar. Siz gelmiyor musunuz? Yok kızım. Ben kızı bırakamam. Seliha da erkenden yatar. Yarın sabah Bahar'la gelip sizi alırız. Çarşıları dolaşırız. Tamam, harika. Hadi afiyet olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Aa, sen gelmiyor musun Zeynep? Gelmiyor. O dün gece 4'te yattı. Evet, bu gece ders çalışıp erken yatacağım. Size iyi eğlenceler. Seninki gidiyor. Tabii, normal. Öğlenden beri içiyoruz. Kahve ister misin güzelim? Ay, uykum var. Siz konuşun, ben böyleyim. Tamam. Battaniye. Bu kızı bu çocuğa vermekle çok iyi etmişiz değil mi Cancığım? Öyle görünüyor. Heh, ver, hanımı üşütmeyelim. Şaraplarınız bile harika. Neden İstanbul'da yok? Biz şarap işini biraz zevkine yapıyoruz aslında. Babam çok meraklıydı. Onun anısına sürdürülüyor. Ben diğer işlerin yoğunluğundan gerektiği kadar üzerine düşemiyorum. Ama Seyhan'dan çok umutluyum tabii. Ne 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 ne. Hemen geliyorum. Tamam. Ne çabuk şiştin. Çok fenayım. Ay, soğuk soğuk terliyorum. Allah Allah. Gece üşüttün tabii. Çok inceydi üstü. Artık gitsek. Ya 3 saattir dolaşıyoruz. Evde oturmaktan şikayet eden sendin. Al sana gezme işte. Buyursun Gül Hanım. Aradığın dakika hazrettim. Sağ ol İsrafil Usta. Bakmayacak mısın? Bakmaya lüzum var mı? Peki efendim. Al. İyi bir şey mi var? Gülünce bayılacağım. Gelin Hanım bayıldı, içeri yatırdık. Ne? Nerede? Nasıl? İyi, iyi. Bahar nasıl? İyi, çok iyi. Ya oturup kalacak halim yok. Bahar? Ha, işte geldi Seymen'in. Seymen, şunlara bir şey söyle, beni kaldırmıyorlar. Ben iyiyim, benim hiçbir şeyim yok. Ya dur abla be. Hı? Neyin var Bahar? Dur, kalkma. Ne oldu, niye herkes acayip? Telefonda niye bir şey söylemediler? Neden bayıldın? Doktor ne dedi? Ya yok bir şey. İçimde bir şey varmış. Ondan bayılmışım. Ne varmış içinde? Küçük bir bebek. Dur.